Merhaba gençler. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda temel kavramlar ünitesinin sayı çeşitleri bölümünü inceleyeceğiz beraber. İlk olarak sayıları çeşitlendirirken pozitif ve negatif sayılar olarak çeşitlendiriyoruz. Pozitif sayılar sıfırdan büyük olan sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayılar diyoruz. Tam sayıları anlatırken önceki videomuzda bahsetmiştik hocam. Sayı doğrusunda sıfırın sağındakiler pozitif sayılar. Evet. Solundakiler negatif sayılardır. Sıfır nedir dersek daha önce söylemiştik. İşaretsizdir. Evet. Nötrdür. Sıfır nötrdür. Pozitif demiştik. Sayıları sorulara bazen pozitif diye de gösterir. Bazen sembolle gösterirse A büyük sıfır şeklinde. Evet. O zaman isterseniz şöyle R artı şeklinde ve R eksi şeklinde yazarak bu kısmı geçebiliriz. Şimdi evet. Pozitif sayılar ve negatif sayıların kendi aralarındaki işlemler ve sonuçları neler çıkar karşımıza geliyor. Özellikle çarpmayla alakalı çok soru gelir işaret incelemesinde. Evet. Pozitifle pozitifi toplarsak arkadaşlar şu tablonuzu doldurmak istiyoruz sizlerle beraber. İki tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. İki tane negatif sayının toplamı negatiftir. Peki pozitif ve negatifin toplamı? Hocam buradaki sembolümüz galiba bunu anlatıyor. Hocam pozitif genelde günlük hayatta olumlu, negatif ise olumsuz şeyler için kullanıldığı için gülen yüz pozitif, asık suratta negatif sayıyı temsil etse bu ikisi toplandığında ne olur? Hocam kimin şeyi daha üstünse baskınsa olur. Neşeli olan bir kişi yanındaki üzgün kişiyi neşeli hale getirebilir veya tam tersi de olabilir. Toplamada da böyledir. Pozitif ile negatifin toplamı hakkında net bir şey söyleyemeyiz. O zaman ben soru işareti yazıp geçtim hocam. Evet, kesin değildir hocam. Hı-hı. Şimdi pozitiften pozitifi çıkartırsak arkadaşlar ikisi de pozitif olduğu için hangisinin büyük olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla buna da bir soru işareti söylüyoruz. Pozitiften negatifi çıkarırsak kesinlikle pozitif olur. Negatiften pozitifi çıkarırsak kesinlikle negatif olur. Negatiften negatifi çıkarırken de yine aynı işaretler. Kimin daha büyük olduğunu bilemediğimiz için cevabını kesin bir şey söyleyemiyoruz. Toplama çıkarma bu şekilde. Ufuk hocam pozitifle pozitifi çarpsak? Pozitif olacaktır hocam. Pozitifle negatifi çarpsak? Negatif olacaktır. Ne diyoruz o zaman? Zıt işaretlilerde negatif. Aynı işaretlilerde pozitif. Pozitif olacaktır. Aynı şeyi zannedersem bölme içinde söyleyebiliyoruz diyoruz gençler. Bunlar sizler için eminim ki gayet kolaydır deyip geçiyoruz. Evet. Pozitif sayıların doğal sayı kuvvetleri için ne deriz Ufuk hocam? Hocam bir pozitif sayı kuvvet dediğimiz zaman kendisiyle çarptığımız için pozitif sayıyı pozitifle çarpmak ne işaret anlamında değişiklik çarpalım. Oluşturmayacaktır. Pozitiftir. İstediğimiz pozitiftir. Kadar çarpalım. Akşama kadar çarpalım. Diyoruz. Peki tamam. O zaman negatif sayılar için kuvvetler için neler söyleyeceğiz hocam? Negatif hocam bunu basit bir örnekle inceleyebiliriz. Mesela eksi 2'yi eksi 2 ile çarpsak. Eksi 2'nin karesi diyorsunuz. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı sonuç 4 oldu. Artı kübünü oldu. Aldığımız zaman. Eksi 2'nin kübünü aldığımızda o zaman hocam bulduğumuz sonucu bir kez daha eksi 2 ile çarpacağız demektir. Eksi 8. O zaman bir kez daha çarpsak artı, bir kez daha çarpsak eksi geliyor. Evet. Dolayısıyla tek kuvvetler, tek kuvvetler için. Negatif, çift kuvvetler pozitif sonuç verecektir diyebiliriz. Hı-hı. Bir daha oraya böyle parantezsiz yazma abi. Eksi 2 ile çarparken. Tamam abi. Kızma. Yok, tamam ben öğrenciye kızıyorum ya. Tamam. Derste. Devam ediyoruz. Fırça yedik arkadaşlar. Hazır. Hocam bir sürü sayıyı çarpsak. Bir sürü sayı çarpsak sonuç pozitifse bu çarpanlar için ne söylemek lazım? Hocam içinde negatifler de olabilir. Ancak sonuç pozitifse negatiflerin sayısı az önce de inceledik çift olmak zorundadır. Tek sayıda negatif olan çarpımların sonucu hep negatif çıkacaktır. Hmm. Dolayısıyla şunu mu diyoruz yani? Bir çarpımın sonucu pozitifse negatiflerin sayısı çift olmalı. Pozitiflerin sayısı için herhangi bir şey bir iddiamız yok. Tamam. Negatif sayısı çift olmalı. Çift. Çünkü çift kuvvet pozitif verir demiştik. O zaman buraya da negatif sayısı tektir diyoruz. Tektir diyoruz. Tek. Peki. Devam edebiliriz hocam. Örneklere geldik. Örneklendirelim anlattıklarımızı hocam. Bakalım hocam. Örneğimizi ben okuyorum. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerin hangilerinin sonucu sıfır olabilir? A ile B kendileri sıfırdan farklı gerçek sayı, reel sayı, tüm sayıları düşünebiliriz yani. İki sayının toplamının sıfır olmasını istiyorsak ve bu sayılar sıfırdan farklıysa mutlaka birbirinin ters şartısı olması lazım. Ona Doğru. göre bir inceleme yapabiliriz. Tamam. A kare A negatif de olsa pozitif de olsa çift kuvveti alındığı için pozitiftir. A'nın sıfır olmadığını biliyoruz. B küp negatif de olabilir, pozitif de olabilir. O zaman hocam bunun sonucu artı ile eksinin toplamı olursa sıfır olabilir. Sıfır yapma şansımız var. O zaman ben buna tikliyorum. Evet. Evet. A üzeri 4 artı B üzeri 6 için ne söyleyelim hocam? Üstlerinin çift olduğunu az önce söylemiştik. Çift sayılar kuvvet çiftse hiçbir zaman negatif olamaz. İki pozitif sayının toplamı da biraz zor sıfır olur hocam. Peki tamam o zaman zor sıfır olur dedik. A küp artı B üzeri, bunun da ikisinin üzeri hocam bir tek bir çift, ikisi de çift.
İkisi de tek şimdi 3 durumda incelemişiz. Hızlıca, evet, hızlıca söyleyip de az önceki ben ikisi de tekse olmaz deyip geçemeyiz. Tek sayıların kuvvet tekse daha doğrusu pozitif de negatif de olabileceği için biz istediğimiz gibi ayarlayıp bunları sıfır yapma şansımız var. Var. O zaman bu soruyu evet. Bu şekilde bitirdik gençler. Peki. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere bir takım bilgiler vermiş. Buna göre diyor A, B, C'nin işaretlerini bulun diyor. Peki bakalım arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturalım kendimiz. A üzeri 4 çarpı B 0'dan büyük. A üzeri 4'ün kesinlikle ve kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. Nereden hocam? Çünkü üstü çift. Doğru. Üstü çiftse eksi sayı da olsa artı sayı da olsa çift kuvvetini aldığımızda pozitif olur. O zaman B için kesinlikle sonuç pozitif olduğu için B pozitif. Şuraya B'ye pozitifi yerleştirdim hocam. A üzeri 4'e pozitif dedi ki hocam. A'yı bulmuş olmadık mı? A üzeri 4 pozitif düşünüyorum. A eksi 2 de olsa artı 2 de olsa sonuç pozitif olur. A tamam. Üzeri 4'ü bilmek demek etmedik. A'yı bilmek demek değilmiş. Acele etmemek evet. Lazım. Peki B'yi pozitif bildiğimize göre hocam B'nin olduğu bilgiyi kullanalım. B pozitifse C? Demek ki sırayla gitmek zorunda değiliz hocam. İşimize yarayandan gideriz. Çok iyi. B pozitifse C negatif olmalı ki çarpım negatif gelsin. Peki o zaman C'nin de negatif olduğunu çözdüğümüze göre bu bilgi A'yı bulmak için verilmiş hocam. Negatifin 3. kuvveti negatif. O zaman sonucun pozitif olması için anında negatif olması gerekiyormuş diyoruz gençler. Bir sonraki örneğimize geçelim. A negatif bir reel sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri negatiftir diyor. A negatifmiş. Ufuk hocam negatif sayının 3. kuvveti. Negatif az önce söylemiştik hocam. Negatif sayının 4. kuvveti. Pozitif demiştik hocam. Şimdi bu eksi a kare ifadesinde gençler bu 2. kuvvet dikkat ederseniz a'nın üzerinde ve parantez yok. Bir altta da parantezlisini incelemişiz. Aradaki farkı iyi anlamanız için arda arda bu takım bu şekilde örnekler verdik. Bu kare a'nın yani bu şöyle yazılır bu ifade a çarpı a diye yazılır. Başındaki eksi ayrıyeten bulunur. Şimdi buradan şöyle yapıyorum Ufuk hocam. Eksiyi yazdım. A'nın negatif olduğunu bildiğim için a için eksi. Bir daha a için eksi yaptım. Toplam 3 tane eksi oldu. 3 tane eksi. Tek tane olduğu için sonucumuz eksidir diyoruz. Evet. Peki bu ifadeyi de açalım. Burada kare eksi a'nın karesi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eksi a çarpı eksi a yazalım. Yoksa hata yapabiliriz. Eksi a sayısı pozitif. Diğer eksi a da pozitif. Nasıl o pozitif? Zaman... Hocam önüne eksi yazdınız pozitif diyorsunuz. Hı-hı. Öğrenci böyle soruyor hocam. Evet çok doğru söylüyorsunuz hocam. Mesela a'mız eksi 2 olsun. Teşekkür ederiz Ufuk hocam. Eksi a ne olur gençler? Eksi eksi 2 olur. Bu da artı 2 olur. Hı, mutlak değerde değil mi hocam? Mutlak değerde en çok kavga etme sebebimiz evet. Bu. Evet güzel. Evet. Yani eksi a demek negatif olduğu anlamına eksi a demek negatif olduğu anlamına gelmez. Evet, evet kesinlikle. Güzel. O zaman sonucumuzu pozitif bulduk. Eksi a'nın kübü ben yine eksi a çarpı a çarpı a. Hocam azıcık da üst sayılara da dokunduruyoruz arkadaşlar. Evet, değil mi? Basit anlamda evet. Bildikleri şeyler. Eksi a'ların eksilerini de yazıyorum. Şöyle a'nın eksilerini parantez içerisinde yazdım gençler. O zaman 4 tane eksimiz var. Çift tane olduğu için sonucumuz artı diyoruz. Oldu. Yine eksi a çarpı eksi a çarpı eksi a. Ben yine parantezleri koyayım. Ne olur ne olmaz diyoruz. Eksi a'ların her biri pozitiftir. Dolayısıyla hiç negatif olmadığı için sonucumuz pozitif evet. Çıkar diyoruz. Bir ve üçüncüsü negatif çıktı evet. Diyoruz. Artık hocam pozitif negatif sayıları yeterince inceledik. Evet. İsterseniz artık sayı tek çeşidine geçebiliriz. Evet. Bir diğer sayı çeşidimiz olan tek çift sayılar. Ufuk hocam neler söyleyelim tek çift sayılarla ilgili arkadaşlara? Hocam, bir kere şunu net söylemek lazım. Tek ve çift sayılar sadece tam sayılar için geçerlidir. Onu söylemek hocam, lazım. Hocam hakikaten pozitif ya. Negatifler tüm reel 2,4 tek mi çift mi? Hep geliyor evet, bu soru 5 karşımıza. 5/7. İkisi de tek. 5/7 tek mi mesela gibi. Evet. Önce tanımı bir yapalım. Hı hı. Arkasından örneklerimizi verelim. O zaman tanım müsaadenizle ben yapayım hocam. Buyurun hocam. Evet. Arkadaşlar 2'nin tam katı olan sayılara 2 ile tam bölünebilen sayılara çift sayılar denir. Bunlar eksili sayılar da olabilir. Artılı sayılar da olabilir. 0 zaten çift sayıdır. 2'nin katından bir fazla ya da bir eksik olan sayılara da tek sayılar diyoruz. Çift sayıları ekranda gördüğünüz gibi 2n ile tek sayıları 2n-1 veya 2n artı 1 ile ifade ediyoruz. Mesela bir çift sayı 2n ile nasıl ifade ederiz hocam? Mesela 6 hocam. 2 çarpı 3'tür. Burada n yerine 3 yazmış oluyoruz. 7'yi de yazarız hocam. 2 çarpı 3 bölü 2 yazarım. 3, 7 bölü 2 demek istiyorsunuz 2 hocam. Yazarım. Ama 7 bölü 2 ne olmuş oluyor? Tam sayı evet, olmamış oluyor. Bir tam sayının katı. Evet. Katı bir, evet. Demek istedik. Evet. Dolayısıyla bu 7 sayısı çift sayı olarak alamayacağız.
Peki. O zaman geçelim. Bakalım neler yapmışız. Şimdi çok tek sayıları, çift sayıları incelerken de nasıl arkadaşlar pozitif negatif sayıların 4 işlemi üzerinde ne gibi özellikler olduğunu görmüştük. Şimdi aynı şeyi tek ve çift sayılar toplandığında, çıkarıldığında 4 işleminde neler olur? Onları beraber konuşalım. Temel kavramlarda ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden birisidir hocam bu. Çok sık karşımıza da geliyor. Galiba temel yani, kavramda her sene geldi galiba son 3 yıldır. Tek çift kavramı çok sık karşımıza gelir. Evet. Peki o zaman konuşalım. Çift sayıyla çift sayıyı toplarsak arkadaşlar buna herhangi örnek vererek de kendiniz de bulabilirsiniz. Çiftle çifti toplarsanız sonuç yine çift olur. Mesela 2 ile 4'ü toplayabilirsiniz kendi kafanızda. O tarz örnekler vererek de. Bunun istisnası olmadığı için rahat edersiniz yani. Çiftle teki topladığımızda tek, tekle teki topladığımızda da çift sonucuna varırız. Çıkartmada aynı şey geçerli hocam. Aynı şey geçerli. Bravo. O zaman şöyle yapalım. Hem toplandığında hem çıkarıldığında bu şekildedir diyoruz. Şöyle gösterdik. Çarpmalar da hocam. Şöyle bir özlü söz kullansak, bir çarpmanın içerisinde bir tane bile çift varsa sonuç evet. Çifttir. O zaman çift çarpı çift, çe çift gördük çarpı mü çe, çarpmalarda aynen. Mı? Aynen, çarpmalarda çe gördüğün zaman sonuç çifttir ama hiç çift yoksa o zaman sonuç tek olur. Hocam burada bir boşluk var. Bölmeye dair mi acaba bu? Çarpma neyse bölme olmaz mı hocam? Toplama neyse çıkartma o ne dedik. Çok güzel söylediniz hocam. Ama siz demin de sanki 7/5'e örnek verdiniz. Teki teke böldük. Evet hocam bu tam sayı olmadığı için ne tek ne çift. Neyse, o zaman bir şey söyleyemeyeceğiz. Yorum yapamıyoruz değil mi? Evet. O zaman bölmeyle ilgili herhangi bir kesinlik iddiamız yok. Bölmeyle ilgili. Yani sonuç tam sayı dahi olmayacağı için, olamayabileceği için. Evet, tam sayı çıkabilir ama o da orada bile tek de olabilir, çift de olabilir. Aynen. Veya ikisi de olmayabilir. Garanti net bir şey söyleyemiyoruz. Peki. Üstlü sayılar için ne diyelim hocam? Kuvvetler için çift sayıların pozitif kuvvetleri çifttir. Bir tane bile çift olsa çünkü sonuç evet. Çift oluyor demiştik. Tek sayıların da pozitif kuvvetleri tektir. Burada hocam en sayısının pozitif olmasına dikkat edelim. Altını çizelim bence. Çünkü mesela çift sayının tüm kuvvetleri çifttir demek şu örneğe ters. 8'in 0. kuvveti mesela. Evet. 8'in 0. kuvveti 8 çift ama kuvveti tek geldi. Hatta 8'in eksi 1. kuvveti mesela. Evet. Ne tek ne çift geldi. Demek ki tüm kuvvetler için demiyoruz da oraya dikkat edelim. Evet, pozitif kuvvetler. Çünkü burada genelde tuzak sorular geliyor hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Kaç tanesi çifttir diyor. Öğrenci onu çift gibi algılıyor. Halbuki böyle örneklerde dikkat ettiğimizde evet. Cevabı değiştiriyor. Peki örneklerimiz mi? Evet bir dipnotumuz var. Bir çarpma işleminde diyor. Çarpımın sonucu tekse her bir çarpan tek tektir. Olmalı. Evet. Her bir çarpan. Ya milyonlarca sayıyı çarpsak içinde biricik tane çift olsa sonuç çift olacaktır. Dolayısıyla çiftlerin sayısı bir dipnotumuz var. En tane sayıyı çarptığımızı düşünüyoruz ve sonucun tek olduğunu söylemiş. Tek çift örneklerine geçelim hızlıca. Tamam hocam. 2 üzeri 99. 2 çift sayı. 2 çift sayıdır. Akşama kadar çarpsak evet. Sonuç çift çıkacaktır. 3 üzeri 22. 3 tek sayı akşama kadar çarpsak sonuç tek olacaktır. Dedi. Hocam burada bir ünlem işareti var. Ünlem işaretini şu ana kadar pek karşımıza gelmedi ama gençler karşılaşmıştır hocam. Biliyorlardır. Biz kısaca bir not olarak söyleyelim. Arkadaşlar bir sayının yanında ünlem işareti varsa biz bunu faktöriyel olarak adlandırıyoruz. Anlatmak istediği şudur. Örneğin 5 faktöriyel. 5'ten 1'e kadar tüm tam sayıların çarpımıdır. Buradaki en küçük sayımız hep 1'dir. Yani o sayıdan önceki sayma sayıların çarpımıdır. 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde düşünebiliriz. Buraya not olarak 1 de 0 faktöriyel ayrı tanımlanır. Sonucunun İbrahim hocam 1 olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. 0 faktöriyel 1'dir gençler evet. Unutmayın. Şimdi 23 şunu da söyleyelim hocam eğer müsaadeniz olursa. Faktöriyeller içerisinde 0 ve 1 faktöriyel 1'dir. Diğerlerinin hepsi çift sayıdır. Faktöriyellerin tamamı 0, 1 hariç hep çift çıkaracağım. Çok iddialı bir söz hocam. Neden? Ama hocam çünkü 2 faktöriyelin içinde 2 var. 3 faktöriyelin içinde 2 var. Aynen. 4 faktöriyelin içinde 2 var. 5 faktöriyelin içinde 2 var. Her sayının içerisinde 2 ve 2'den daha büyük güzel. Bir tane bile 2 çarpan olduğu için. 23 faktöriyeli direkt çifttir. Evet. Diyoruz. 0 faktöriyel şimdi söyledim. Hem arkadaşlarımız öğrensinler 1 olduğunu evet. Hem de tek olduğunu bilsinler istiyoruz. Tektir diyoruz. Evet. 8 üzeri 0 az önce örnek olarak vermiştik. Çift sayı olmasına bir. Rağmen sonuç 1 evet. Geldi. Yani tek geldi. Eksi 4. Çok güzel kuvveti, bir örnek. Ne tek ne çift tek, ne diyoruz. Soru işareti koyduk. Kök 7 yine bir tam sayı olmadığı için ona da bir soru işareti yakışır Ufuk hocam. Diyoruz. Evet sıradaki soru ABC doğal sayı. 4A eksi 3 eşittir BC olduğuna göre ABC sayılarının tek ve çift olma durumlarını inceleyiniz demiş. Temel sorulardan birisi arkadaşlar. Böyle sorularda
İçinde çift çarpan var mı diye önce bakarız hocam ki çünkü içi netleştiren az önce söyledik odur. Hı hı. Mesela 4A, A'nın ne olduğuna bağımsız bakmadan 4A'nın çift olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Biz şöyle başlayalım o zaman hocam. Ben genelde bu eksili olan sorularda eksiyi öbür tarafa atmayı tercih ediyorum. Pozitif olalım diyorsunuz hocam. Şimdi şöyle yapalım, evet pozitif olalım. Bunun çift olduğunu biliyoruz. A'dan bağımsız. A'dan bağımsız sebep 4 ile çarpıldığı için. Şimdi 3'ün de tek olduğunu biliyoruz. Güzel. Şimdi biz tekle neyi toplarsak çift yaparız hocam? Az önce notumu söylemiştik. Teki toplarsak. Kesinlikle tek olmak zorundadır. Bir çarpımın sonucu tekse her biri tek tektir. Olmalıdır. O zaman B için tek, C için tek gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Gelelim A'ya. A'yı bize söyleyecek herhangi bir yeterli bilgi yok gibi hocam. Sanki. Yok hocam. Ona gönül rahatlığıyla tek veya çift diyemiyoruz herhalde. Evet. A için arkadaşlar yorum yapamıyoruz bu soruda. Net olan B ve C'dir. Aynen. Geçelim abi. Yeni sorumuza geçelim. Bu hocam biraz dikkat isteyen bir soru galiba. Hocam evet burada tabii özellikle 4. 5. 6. üzerinde durmamız gerekecek. Öncelikle şöyle yapalım. X1 tam sayı. X-1'in 5. kuvveti tek. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir demiş. Evet. Başlayalım hocam. Bunun tek olduğunu söylemiş. 5. kuvveti beşinci tek kuvvet olan sayının tek ise, kendisi de tektir. O zaman X-1 tektir. X-1 tekse X'in kendisi çift demek ki. X'e çift diyoruz. O zaman x2 gibi, 4 gibi, 6 gibi, -2 gibi sayılar. Evet. Peki 2'nin mesela çiftin karesi? Çifttir hocam. Kesinlikle çifttir dedik. 2 üzeri x. Hocam biraz önce uyarımızı yapmıştık. X tam sayı. Yani aklımıza eksili sayılar da gelecek. 2'nin negatif kuvvetlerinin tam sayı olma durumu olduğu için bunun için herhangi bir iddiada bulunmamız mümkün değil. Bu da genelde yapılan hatalardan biri bu. 2'nin tüm kuvvetleri çifttir diye algılanabiliyor. Az önce verdik. 2'nin çift bir kuvvetini örnek veriyorum. 2 üzeri -4 ne çift ne tektir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Güzel. X küp x çifttir. Küpü de çifttir. Çifttir hocam. X kare yine az önceki gibi çifttir. Çift ile çiftin farkı da çift olacaktır olur diyoruz. Gidelim x/2. Hocam bir çift sayının yarısı. Hocam çift düşünüyorum midir? 6/2. Gençler 3'tür. Tek. Ama 12/2 6'dır. O zaman ben herhangi bir iddiada bulunamadım. Yani bu yine bir bölmeyle da karşı karşıyayız Ufuk hocam. Evet, tek olduğu da kesin değil. Çift olduğu da kesin değil. O zaman bilemiyoruz. Evet, bunu sadece tam sayı diyebiliriz bunun tam için. Tam sayı evet. Evet. Bir çift sayının yarısı tam sayıdır. Sayıdır. Ama ne tek ne çift. O zaman 5'e de aynısını diyelim hocam. Çünkü o da 2'ye bölmüş. Ama hocam şimdi x çift. X çiftse x'in içinde 2 çarpanı var. X kare olunca bir 2 çarpanı evet daha var. X kare çift değil mi hocam? X çift. X kare de çift. Ama x kare öyle böyle çift değil. Daha da bir çift diyorsunuz. Yani içinde kesin 4 çarpanı var örneğin, diyoruz. X yerine 2k dediğimizde x kare eşittir 4. 2k çarpı 2k. Yani 2 tane 2 var. Daha çok 2 var. Evet. İçinde çok 2 varsa biz şöyle söyleyebiliriz. Biz bunu 2'ye böldüğümüzde bu ancak bir tane 2'yi sadeleştirir. İçinde hala 1 2 daha bulunur. Dolayısıyla bu çifttir diyoruz. Dolayısıyla her 2'ye böldüğümüz sayı için hızlı bir yorum yapmayalım. İçindeki 2 sayıları önemlidir. Buradaki x karenin içindeki 2'nin bolluğundan dolayı buna kesinlikle çift diyebiliyoruz. X kare bölü 4 o zaman yukarıdaki örnekte yanına 2k yazmıştık hocam altına 2 demiştik. Hı hı. Bu sefer 4 diyeceğiz. 4 diyeceğiz. Ama buradaki sadeleştirmelerden dolayı k'nın ne olduğunu bilmediğimiz için 2'nin kalmamış olma ihtimali var. Evet. Onun için buna da bir evet soru işareti yapacağım. K'nın içinde 2 olabilir belki ama kesin olmadığı için. Peki bu bölü 4 çift diyebilmemiz için x küp olsaydı x küp hocam olsa birçok daha 2 evet olsaydı olurdu. Güzel. Bunlar önemli. Hataya düşürülebilecek tuzak sorular evet diyebiliriz. Hocam, gayet güzel. Bir başka sayı çeşidi olan asal sayılara geldik. Evet. Asal sayıları sever miyiz Ufuk hocam? Asal sayıların kıymeti bizde büyük hocam. Yani. Evet, büyük. Genelde çoğu öğrenci de, çoğu insan da asal sayıya karşı bir ilgisi var. Evet. Asal sayıları tanımlayalım o zaman. Hocam asal kimdir sayı, asal sayılar? Bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni bulunmayan. Evet. Birden büyük doğan sayılar asal sayılar denir. Bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayacak. Yani sadece bire ve kendisine bölünecek. Zaten onlar mecbur bölünür. Yani kısacası aslında böleni olmayan evet diyebiliriz. Aşikar bölenleri dışında. Evet. Ama burada önemli bir nokta var. Birden büyük asal sayılar hocam. Birden büyük doğan sayılara asal sayılar denir. Bir asal değildir. Evet. Gençler haberiniz olsun. Yine soracaksınız ama ben yine söylemiş olayım. Bir asal değil. Haberiniz olsun. En küçük asal sayımız 2'dir. Buraya notumuzu düşelim. En küçük asal 2'dir. 2'den başka evet da asal çift sayı. Çift sayı
yoktur diyoruz. Asan sayılara örnek verecek olursak 2, 3, 5, 7 ekranda gördüğümüz sayılar asan sayılardır. Asan sayıların sonu yoktur hocam. Sonsuz sayıda asan sayı vardır. Genelde bizim bilmemiz gereken küçük asallar, çok karşımıza gelen asallar, ekranda görülenler. Onun dışında 100'den küçük asallarda da 91 dışında asal gibi görülen her sayı asaldır. Evet, genelde 91 asal değil. Asal sayılıyor gibi algılanıyor. Hmm. 91 7 x 13'tür asal değildir. Onun dışında asal gibi hissettiğiniz her sayı asal çıkıyor genelde. Aynen. Yüzden küçük sayılar için. Hmm. Evet, bununla ilgili bir örneğimiz hemen ekranda. A ve B tam sayı olmak üzere A çarpı B 17 koşulunu sağlayan kaç farklı A ve B sıralı ikilisi vardır? Hocam sanki bir diyesiniz geliyor insanın böyle hani... Yani asal sayıların şeyi güzel işte. Bizi sınırlıyor. İşlemi yapmamızı kolaylaştırıyor. 17 değildi orada. Bir 24 olsa bir sürü çarpan bulacağız. Ama 17 olması işimizi kolaylaştırır da. Çünkü 17 asal bir sayıdır. Çarpanı yok. 1 evet. Ve 17 dışında. Dolayısıyla A ve B ya bir 17'dir. Belki 17'ye 1 de olur hocam. 17'ye 1 de olur. İkili sorduğu için sıra önemli galiba. 17'ye 1 de olur. Hatta A ve B tam sayı dediği için hocam. Gençler yine dikkat ediyoruz. Tam sayı demiş. Eksi 1 ve eksi 17. Evet. Eksi 17 ve eksi 1'i aldık. Daha da başka bulamayacağız. Daha da burada da bir sıralı ikili demesinden dolayı yer değişimi önemlidir. Dolayısıyla 4 tane cevabımız olacak arkadaşlar. Peki. Sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. M ve N tam sayı olmak üzere M kare eksi N kare eşittir 23 koşulunu sağlayan yine sıralı ikili sorulmuş. Evet. Buradaki M kare eksi N kareyi arkadaşlar biz biraz bilinçli olarak bunları tabii yerleştiriyoruz aklınızda kalsın diye. M kare eksi N kare ifadesi iki tane karenin farkıdır. İki kare farkıdır. Ufuk hocam M kare eksi yani. N kareyi gençler nasıl çarpanlarına ayıracaklar? Hocam bir kere adı nasıl biliyorsa bir öğrenci... İki kare farkını da bilmek zorunda onu söyleyelim. Çok doğru. Daha sonra belki konu olarak detaylı işleyeceğiz ama m kare eksi n kare m eksi n çarpı m artı n olarak. Bunu unutmuyoruz gençler. İki kare farkını iki kare farkıdır. Öğrenmeniz lazım. Bilmeniz durumuna, lazım. Evet çarpım durumuna getirdik. Bir önceki soruda olduğu gibi 23'ün asal olmasından dolayı biz bunların alabileceği değerleri yazarak soruyu çözebiliriz. M eksine 1 olsa hocam 1 ve 23 şeklinde 23'e 1 de olabilir mi acaba? Hocam tam sayı dediği için olabilir. Eğer tam sayı demeseydi doğal sayı deseydi çıkartma işleminde toplam 1 iken doğal sayılarda M artı N 1 iken M eksine 23 olamazdı doğal sayı olsaydı. Evet. Evet. Peki eksi 1'e eksi 23'ü de düşünecek miyiz onları hocam? Onları da yine yazalım hocam. Eksi 23 eksi 23'e eksi 1 her bir denklemi burada çözmemiz lazım. Hı hı. Bizim burada denklemleri direkt çözmemiz istenmemiş. Kaç farklı durumla karşılaşırız demiş. Her denklemin ayrı bir çözüm gelecektir. Dolayısıyla 4 farklı sıralı MN ikilisi gelecek. Olacak. Ufuk hocam başka bir örnekle beraberiz. Evet 9 faktöriyel artı 1 hocam hesaplamaya gerek yok. 9 faktöriyel büyük bir sayıdır. 9 faktöriyel artı 1 ile 9 faktöriyel artı 11 sayıları arasında bu sayılar dahil değil arasında diyorsa bu evet. Sayıların arasında kaç tane asal sayı vardır? Şimdi nasıl bileceğiz hocam 9 faktöriyel artı 1 şimdi ben düşünüyorum 9 faktöriyel artı 1 büyük bir sayı büyük dediniz. Bir sayı, çok büyük bir 9 faktöriyel artı 1'den bir büyük sayı 9 faktöriyel artı 2. Şimdi hocam bu sayı asal mı hocam 9 faktöriyel artı 2? Şöyle yapabiliriz. Öğrenciler önce şunu söyleyeyim. Faktöriyeli hesaplayıp da çözmeye çalışayım diye başlayabilirler. Bir kere yüzden büyük sayıların asal olup olmamasını incelemek dahi zordur. Evet. Dolayısıyla demek ki farklı bir yoldan ele alacağız. Siz 9 faktöriyel artı 2 asal mı diye sordum ben. Ben hemen şunu söylüyorum. 9 faktöriyel az önce çift demiştik. İçinde 2 çarpanı var. Hmm. Çift sayı 2 eklersek çift olacaktır. Ve bu çift sayı 2 olmadığı için asal olamaz. Çünkü 2'nin dışında doğru. Çift asal sayı yoktur. O zaman 9 faktöriyel artı 1 ile 9 faktöriyel artı 11 arasındaki sayılar şu şekilde yazabiliriz. Artı 3, 9 faktöriyel artı 4. Bu şekilde hocam 9 faktöriyel artı 10'a kadar evet. Sayılarımız var. Burada toplam 9 tane sayımız var. Bu 9 tane sayının hangisi asal? Biz bunu araştırmaya çalışıyoruz. Hmm. Ama 9 faktöriyel artı 3 için de siz bir yorum yapın. Hocam 9 faktöriyelin içerisinde 3 çarpanı var. Evet, yani 3'te de 3 çarpanı var. O zaman bu ifade 3'e 3 parantezine alınır. 3'ün bir katıdır. 3'ün katıdır. Dolayısıyla asal sayı olamaz. Evet. Asal sayılar 3'ün katı olan sayılar 3 dışında asal sayı değildir. Bu da asal değil arkadaşlar. Değil. 9 faktöriyel artı 4. O zaman bunu da 4 parantezine alırız. 4 parantezine alırız. 9 faktöriyel artı 5. O da 5 parantezine alır. 9 faktöriyel içinde 5 olduğu için. O 9 faktöriyel içinde 9'a kadar her sayı var. O zaman var. 9 faktöriyel artı 9'a kadar hiçbir sayının aslında asal olmayacağını söyleyebiliriz. Evet.
Bir tek 9 faktöriyel artı 10 kaldı. Bu da çift sayıdır hocam. 9 faktöriyel çifti, 10 da çift. İki çiftin toplamı çift, çift yapar. O zaman bu arada hiçbir asal sayı yok. Hiç asalımız cevabımız yokmuş. 0 arkadaşlar. Evet. Hocam asal kavramı var. Sıradaki sayı çeşitimiz aralarında asal sayılar isim benzese de aslında fark var. Evet. Ne demek aralarında asal sayılar? Hocam iki ya da daha fazla sayının birden başka pozitif ortak böleni yoksa biz bu sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Yani sayılar asal olmak zorunda değil de kendi arasında. Evet. İki ya da daha fazla sayı olacak Ufuk hocam. Bunları ikisini beraber birden başka hiçbir sayı bölemeyecek pozitif sayılar içerisinde. Örneğin 4 aralarında asal mıdır? Hocam 2 ya da daha fazla dedik. Ya kimin arasında değil mi hocam? Evet, o zaman arasında? Yanına bir sayı koyuyorum. 9. 4 ile 9. Düşünelim hocam. 4 ve 9. İkisini beraber bölen sayı. 4'ü bölenler 2, 4. 9'u bölenler 3, 9. Ortak bölen ortak yok. Bölen yok. O zaman buna aralarında asaldır. Evet, dikkat edebiliriz hocam. Dikkat edersek 4 de asal değil, 9 da asal değil. Tabii tabii. Sayıların asal olmasına gerek yok. Sayılardan biri asal olabilir. Mesela 5 ile 12. 12. Biri asal biri değil olabilir. Evet zaten bunu asal olabilir. Aynen. 3 tane sayı için de örnek verebiliriz hocam. Verelim mesela hocam. 6 ile 8 ikisi de çift olmasına rağmen yanına 15 geldiğinde 3'üne beraber bakacağız hocam o zaman. Evet. Mesela 3'ü de 2'ye bölünüyor mu? 3'ü de 3'e bölünüyor mu? Gibi baktığımız zaman 3'ünü de aynı anda bölen bir sayı dışında sayı yok. Yok. O zaman bunlar da aralarında asaldır. Aralarında asal olmayan bir sayı örnek verirsek mesela 12 ile 33 hocam. 12 ile 33 ikisi de 3'e bölündüğü için o zaman bunlar aralarında asal değildir. Aralarında asal testi de genelde hocam pay ve payda yazıldığında sayı sadeleşiyor ise aralarında asal değildir diyoruz. Sadeleşmiyorsa aralarında asaldır diyoruz. Bununla alakalı hemen güzel klasik öğretici bir örnek. A ve B aralarında asal arkadaşlar. İki sayı A bölü B 12 bölü 21. Buna göre A artı B kaçtır? Ben şöyle demek istiyorum aslında. A'ya 12 desem B'ye 21 desem neden olmasın derim. Hocam ikisi de 3'ün katı. Onun için mümkün değil. Asal olmaz. Aralarında asal dediği için. O halde biz bunları en sade hale getirmemiz lazım. Evet. 3'e böldük 4. 3'e böldük 7. 4 bölü 7. Artık 4 ile 7 aralarında asal. A'ya 4, B'ye 7 diyebiliriz. Gençler burada işler dışarı çarpımı yapmıyorsunuz. Matematikte nadir işler dışarı çarpımı yapmadığınız yerlerden bir tanesi burası diyebiliriz. O zaman A artı B toplamını Ufuk hocam 11 olarak buluyoruz. Söyleyebiliyoruz. Evet. Bir sonraki örneğimize geçelim. B ve N aralarında asal. Çarpımları da 30 olmuş hocam. Çarpımları 30 olan çok doğal sayı vardır. Sıralarsak belki. Evet. Ama aralarında asal dediği zaman biraz daha kısıtlamış olacağız. Yazıyorum hocam. 1 mesela. 1 ile 30. 1 ile 30. Aralarında asaldır zaten. 1 her sayı aralarında asaldır. 2 ile 15. 2 ile 15. Aralarında asal. Aralarında asal. 3 ile 10. 3 ile 10 aralarında. Düzenli gidelim hocam. 4 olmaz. 5 ile 6. 5 ile 6. Aralarında asal. Asal. Sıralı ikili demiş hocam yine. Sıra önemlidir. O zaman yer değişimi de olacak. Aynen. O zaman hocam buradan gelen 4 tane var. 4 tane bunların de tersten gelecek. Yer değişimiyle de 4 tane gelecek. 8 tane diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimiz A artı 2 ve B eksi 1 aralarında asal. Burada hocam A ve B aralarında asal değil. Dikkat edersek A artı 2, B eksi 1. Bunlar evet, kendi aralarında A ve B ile ilgili bir bilgi yok. Soruda da o zaman A artı 2'yi bir şekilde biz elde etmek zorundayız. Bunu nasıl görüyoruz? Verilene bakarsak, verilen ifade 2A artı 4, 2 parantezine aldığımızda A artı 2 yetecek arkadaşlar. Hemen A artı 2'yi yazdım. Peki B eksi 1'e ulaşmak için ne yapmamız lazım? Aşağıya 3 parantezine alalım hocam. 3 parantezine alırsak B eksi 1 gelecek. 60 bölü 120'yi de sadeleştirelim. Madem aralarında, 1 bölü 2. Aralarında asal işlem yapıyoruz. 1 bölü 2. Peki hocam, bu A artı 2 ve B eksi 1'in yanındaki 2 ve 3 sayılarından kurtulalım. Hocam şöyle yapalım o zaman. 3 bölü 2 ile çarpalım. Her iki tarafı 3 bölü 2 ile çarparsak dengeyi bozmayız ve biz 2'lerden ve 3'lerden kurtulmuş oluruz. Evet. Yani A artı 2 ve B eksi 1 eşittir 3 bölü 4. O zaman hocam olur. A artı 2'ye 3, B eksi 1'e 4 diyebiliriz. Çünkü 3 ile 4 aralarında asallar. Aralarında asalsa direkt karşısındaki sayıları söyleyebiliyoruz. Buradan da A ve B sonucu. A'mız 1. B'mizde 5 olarak geliyor. A artı B toplamına da 6'dır diyoruz. Evet gençler, temel kavramlar ünitesinin ikinci videosunu da burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konumuz bir video daha devam edecek. Evet. Ünitemizi tamamlamak için üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.